Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün yine bir futbol oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuz World Cup USA 94. Oyunumuz TRTX Design Studios tarafından geliştirilmiş ve US Gold tarafından yayınlanmış. 94 Dünya Kupası'nın lisansını içeriyor. Yalnız işte 94 Dünya Kupası ve takımları barındırıyor bu lisans. Maalesef oyuncu isimleri gerçek değil. Sega Genesis, ki bu oynadığımız versiyon Sega Genesis versiyonu. Daha doğrusu Avrupa'da bilinen ismiyle Sega Mega Drive. Amerika'da bilinen ismiyle Sega Genesis. Genesis, Sega CD, Super Nintendo, Master System, DOS ve el konsolları olan Game Boy ve Game Gear için piyasaya sürülmüş. PC ve Sega CD versiyonları bahsi geçen konsollardan bir tık daha ileride olduğu için o dönem onlar dijitalleştirilmiş stadyum fotoğraflarına da sahipler. Bu oyunun diğer bir özelliği ise 16'ya 9 ekran destekleyen, yani geniş ekran destekleyen ilk Sega Genesis oyunu olması. US Gold firması yayıncılık üstlenen bir firma. Daha sonra FIFA 95'in de yayıncılığını üstlenecek. Lakin 90 senesinde Eidos firması tarafından satın alınacak bir firma. 98 senesinden itibaren Dünya Kupası lisanslarının EA Sports'a geçtiğini düşünürsek, EA Sports'a geçmeden önceki son lisanslı futbol oyunu olduğunu söylemeliyiz. 94 Dünya Kupası tabii bizim için çok şey ifade ediyor. Ben 11 yaşındaymışım. Düşünüyorum da hatırlamaya çalışıyorum. Zannedersem tüm maçlara yakın takip ettiğim ve seyrettiğim ender dünya kupalarından birisidir. Lakin beklenenin altında bir dünya kupasıdır. Çünkü Amerika'da yapılan bu dünya kupası yaz ayına tekabül etmekteydi ve yazın sıcaklığından dolayı futbolcular olumsuz etkilenmişti. Bu da maçların durgun ve golsüz geçmesine sebep oluyordu. Lakin en çok hatırda kalır şey Brezilya-İtalya Dünya Kupası finalinde Roberto Baggio'nun penaltı vuruşunda üst direğin 2 metre üstünden topu göndermesi ve kupayı Brezilya'ya hediye etmesiydi. Şimdi bu oyunla ilgili de tabii anılarım var. Bunlardan bahsedeceğim. Yalnız şu menünün berbatlığına bakar mısınız? Oyun 94 Dünya Kupası'nın sponsor şeyi ne diyelim? Maskotu diyelim. Ekrandaki sevimli köpek. Nasıl ki 98 Dünya Kupası Fransa'da yapıldığında horozdu. 94'te de Amerika'da yapıldığında bu köpek arkadaş bize eşlik ediyordu. Şimdi menüden de anlayacağınız üzere diyemiyorum. Onun için size anlatmam gerekiyor. Zamanında nasıl oynuyorduk hiç hatırlamıyorum. Ama bugün baktığım zaman da, yani 40 küsur yaşında da 12 yaşında da baksam bu menüye bir şey anlamam çok zor. Ama bugün oyunun manuelini açıp okuduğum zaman bazı şeyleri anlayabildim. Şu Dünya Kupası modu, topun üzerinde olduğu ekrana görüntüye tıklarsam Dünya Kupası moduna gireceğiz. Şu modda Dünya Kupası ama yeniden tasarlayabiliyorsunuz takımları vesaire. Bu arada oyunda 94 Dünya Kupası'ndaki bütün takımlar zaten var. Artı Dünya Kupası'na gidememiş bazı takımlar da mevcut ki biz bunlardan birisi değiliz maalesef. Bu friendly diyebileceğimiz seçenek, yani birinci player, ikinci player bir maç yapılabilir veya player 1 vs. computer veya computer vs. computer diyelim seçeneklerini sunan oyun modu. Bu nispeten anlaşılabilir bir şekilde training modunu ihtiva ediyor. Bu da seçenekler, options. Şöyle options'a baktığımız zaman gerçekten bir şey anlamamız çok zor. Yani şunun, oturdunuz 12 yaşındasınız, oyunun karşını taktınız, büyük heyecan içerisindesiniz. Hava koşullarının oyuncuları etkileyip etkilememesiyle ilgili bir seçenek size sunuyor bu seçenek. Bunu anlama şansınız yok normalde manuel okumuyor olsanız. Bu seçenek radar olsun mu? Tabii ki de olsun. Bu oyunun hızıyla alakalı.
Ben düşük bir hızda oynuyorum çünkü oyun gerçekten zor bir oyun ve uzun süredir oynamadığım bir oyun. Bu offside olsun mu olmasın mı belli ki. Şu seçenek 94 senesinde gelen savunma oyuncusunun kaleciye geri pas attığı zaman kalecinin topu elle tutamaması olayının oyuna yansılıp yansıtılamayacağıyla ilgili bir seçenek. Dolayısıyla bunu da aktif veya pasif yapabiliyorsunuz. Bu oyunun süresi, isterseniz bunu 45 dakika bile ayarlayabiliyorsunuz. Ben 3 dakika diyeyim. Bu oyunun şöyle bir özelliği var. Sega Genesis'te çıkan ilk geniş ekran destekleyen video oyunu. Dolayısıyla geniş ekran oynayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Bu seçenek gollerden sonra tekrarların olup olmamasıyla ilgili. Bu da ses efektleri ve müzikler hakkındaki seçeneğimiz diyelim. Ve şuradan final deyip bir maça başlayalım. Maalesef oyuncuların takım seçim ekranı da çok kötü. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Yani bu kötü menü tasarımı maalesef oyunu çok oynanabilir kılmıyor. Özellikle bilgisayara karşı arkadaşınızla oynarsanız bir şey demem. Takım yetenekleri üçe bölünmüş. Hızlı koşma, yerden kayma yeteneği ve düzgün şut çekme yeteneği olarak resimlerden anlayabileceğimiz üzere üçe ayrılmış gibi duruyor. Burada da mesela takımları seçerken ki önce Brezilya'yı seçeyim. Elim alışsın. İsim vermek mecburiyetindesiniz. Seçtiğiniz takımdan iki tanesini bu şekilde, bir de Yunanistan'ı seçelim hadi, aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonra start tuşuna bastığımızda başka bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda da ayrıca Yunanistan veya Brezilya'nın hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şu anda Yunanistan seçili. Ben onu bilgisayar olarak değiştiriyorum. Şekildeki gibi. Daha sonra Brezilya'yı da birinci player olarak değiştirdim. Yani bunları yapmak, anlamak ölüm arkadaşlar. Şimdi kaleciyi siz yönlendirebiliyorsunuz. Tam bir kabus. İsterseniz ball trap denen bir özellik var. Onu açıp kapayabilirsiniz. Şu çok hoş. Hoşuma da gitti. Topun ayağa yapışma oranı. Yani top ayağınıza ne kadar yapışsın. Hani Sarsıbı Soccer'dan bilirsiniz. Bazı yetenekli oyuncuların ayağına top yapışır mıknatıs gibi. Bazı yeteneksiz oyuncuya da denk gelirseniz maalesef top başka taraflara gider. Onunla ilgili bir seçenek sunmuş olmaları güzel. Bu arada gerekli ayarlamaları yaptığımızı düşündükten sonra oyunumuza başlayalım. Yazı turu atışıyla başlayacak oyun. Ona göre biz veya rakip takım maça başlayacak. Oyunumuzun en önemli eksilerinden birisi maalesef bilgisayarın aşırı agresif oynuyor olması ve bizi sürekli faul ile durduruyor olması. Bu ise şekil birada gibi bizi ve bu şekilde şu anda mesela bu oyuncu beni sakatlandı. Daha 10 saniye olmadı oyun başlayalı. Sakatlanan oyuncunun yerine yedek bir oyuncu almak mecburiyetinde bırakıyor. Şimdi sakattan oyuncumuz çıkarken az sonra onun yerine giren oyuncu sahne alacak, sahaya girecek diyelim. Bu ise maalesef dediğim gibi oynanabilirliği ciddi anlamda düşüren bir özellik. Ve rakip takım bununla ilgili penaltı. Bakın ceza sahası içinde sarı kartı da gördü. Penaltılarda da kaleciler muhteşem toplar çıkartıyorlar. Ah! Golü kaçırdık. Arada hakem görüntüleri var. Bunlar oyunu her ne kadar kuş bakışı olsa da Sensible Soccer'dan ayıran özellikler. Artı dediğim gibi oyun hızı faktörü. Bu en azından Genesis versiyonunda
Oyun hızıyla ilgili bir ayar yapabiliyorsunuz ama zannedersem, çok emin değilim, bayağıdır oynamıyorum. Genesis versiyonunda böyle bir ayar yok. Çok hızlı bir şekilde bu oyunu oynamak mecburiyetindesiniz. Bu da oynanabilirliği maalesef çok düşürüyor. Güzel bir gol oldu bu arada. Yani Genesis versiyonunu Super Nintendo versiyona göre bir adım öne çıkartıyor. İnternetteki yazılara bakarsanız ama bunu %50 %50 şeklinde özetleyebiliriz. Kimisi Nintendo versiyonunu çok iyi buluyorken, kimi arkadaşlar da Genesis versiyonuna daha yakın duruyorlar. Çok güzel bir pas. Karşı karşıya kaldık ama gol gelmedi. Bu arada Brezilya gerçekten Yunanistan'a oranla ciddi bağlamda iyi yapılmış. Bunu hemen anlıyorsunuz. Duran toplarda maalesef ileride adamınız olmuyor. Çok enteresan bir şekilde. Rakip eksik kaldığı zaman işte savunmada yeterli kadar adam olmuyor. Bir şeyler. Çok güzel bir gol. Gol değil mi? Savunmada eksiği oluyor. Orta sahada eksiği oluyor. Çünkü yani 11'e 11 maçı kolay kolay bitiremiyorsunuz. Tekrar izleyelim. Evet, kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarda. Böyle bir durumda eğer savunma oyuncusu oyundan çıkmış ise savunmada ciddi eksikler söz konusu oluyor ve kaleciyle bol bol karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu arada onlar da şöyle bir kalemizi yokladılar. Kaleci kurtardı. Kaleye vurmak istemiştim orada aslında ama gördüğünüz gibi ofsayt oldu. Yani şu ilk pası veren arkadaş ofsaytta kaldı. Onlar da bir hata yaptılar ve top kornere çıktı. Yani böyle enteresan şeyler oluyor oyunda ve enteresan goller de oluyor, onu da söyleyeyim. Hani ne kadar denk geleceğiz bilmiyorum ama her zaman olan şeyler değil. Ha, enteresan sahneler bazen söz konusu oluyor. Evet, bu oyuncumu da maalesef sakatladı. İsimler uydurma olduğu için hiç takılmıyorum. Şimdi şu arkadaş boş gözüküyor. El salladı bana. Ona pası verdim ve bir gol daha. Raffaelli diye geçiyor ama herhalde Romario'dur. 11 numara. Bir gole daha ne diyelim, imza atıyoruz. 3 tuşla oynanıyor. Bir tuşumuz aşırtma tuşu. Yani hiç böyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Ben de ilk defa gördüm diyebilirim. Bir tuşumuz şut tuşu. Ama şut çekerken ben o tuşu kullanmıyorum. Çünkü ekstra bir üçüncü tuş eklemişler. İsmine de kick demişler. Yani Sensible Soccer nasıl 3 tuşla da tek tuşla da oynanabiliyorsa bu oyunda da böyle bir şey düşünmüşler. Yani 3 tuş koydukları halde tek tuşla oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben genelde bu oyun özelinde, Sensible Soccer'da değil ama bu oyun özelinde tek tuşla oyunu oynayabiliyorum diyelim. Mesela Sensible Soccer'da 3 tuş varsa daha çok rahat ediyorum. Evet, güzel, gördüğünüz gibi yerden kaysak bile yerinde ve topa doğru müdahale etmemiz gerekiyor. Yoksa o arada golü yedik. Kırmızı kartlar demokrasinin kılıcı gibi hakem tarafından ensemizde oluyor. Bu arada gerçekten tuhaf bir gol yedik. Evet, bu lüzumsuz bir fauldü. Zaten hakem de sarı kartla cezalandırdı. Evet. Bu sefer faulü onlar yaptı. Şöyle güzel bir paslaştım, şutu çektim. Bir faul, bir sarı kart daha.
Şimdi burada ne yapsam? Kaleye vursam bir şey olur mu buradan? Olmadı. Ve golü atıyoruz. Ve bu da dördüncü gol oluyor. Gördüğünüz gibi savunma oyuncuların bakışları arasında. Evet, 4-1 öndeyiz. Gayet rahat bir maç oluyor bizim için. Bir de şimdi 10 kişi kaldılar. İşler daha da bizim lehimize. Bakın burada mesela benim adamım var. Ve bomboş. Yani pası atamadık ama atsak golle burun buruna gelecektik. Tekrar deniyorum ona. Bu sefer aldı pası. Vurduk, direkten döndü. Kayarak riskli bir müdahale. Evet, güzel bir top sürdü. Güzel yere. Hop. Yani bilgisayarla oynarken bilgisayar size maalesef çok fazla oynama şansı vermiyor. Şuna mı atsam? Gider mi oraya? Gitmedi. Evet, bir kırmızı kart daha. Özellikle boş alanda topla buluştuğum zaman topu sürmeye çalışıyorum ki adamlar kırmızı kart görsün ve eksik kalsınlar diye. Ama tabii bu artık niye böyle bir şey tercih edilmiş hiç bilemiyorum. Yani bu oyunun testerları vardı ve arkadaş bu maçta çok fazla sarı, gereğinden fazla sarı kart, kırmızı kart oluyor demediler mi? Veya işte 94 Dünya Kupası lisansı olduğu için oyuna daha fazla gerçekçilik katacağını düşündükleri için mi böyle bir şeyi tercih ettiler? Yani tanısam sormak isterdim. Çok kötü bir şut maalesef. Uzatmadan oynanıyor. Skor 4-1. Rakip yanlış hatırlamıyorsam 9 kişi. Ve bu şekilde sonuçlanıyor ilk maçımız diyelim. Tekrar seçtim. İki takım daha alalım. Söylediğim gibi takımlara şöyle bir bakalım. Bunların içerisinde Türkiye maalesef yok. Peki kendime İtalya'yı rakip olarak da İspanya'yı alsam nasıl olur? Evet, İtalya benim tarafımda. Bakıyorum, değiştireceğim bir şey yok ve oyuna başlıyorum. Yani FIFA International Soccer var o dönemde. Sensible Soccer var. Bakın buradan yarış turu seçimi yapıyorsunuz. Bir de bilgisayara karşı oynaması zevkli olmayan böyle bir oyun var. Aslında kötü değil. Asla kötü diyemem. Ama biraz kararsız kalıyorum bazı noktalarda. Evet, tehlikeli geldiler. İyi paslar. Bir iyi pas daha. Bir şut direkten döndü. Roberto Baggio zannedersem. 10 numara. Gene top onda. Vurdurmadılar. Genelde şöyle oluyor. Bir ilk golü atana kadar canınız çıkıyor. Daha sonra evet, golü yiyeceğiz. Daha sonra bilgisayar sürekli faul yapmaya, çok daha agresif oynamaya başlıyor ve sarı kartlar, kırmızı kartlar özellikle rakip takım için havada uçuşuyor. Böyle olunca da rakip takım eksik kalıyor.
Bir şut. Hadi oğlum gol. Tekrar izliyoruz. Evet, genel oynanış bu şekilde yani. Rakip takım iyice artık 10 kişi, 9 kişi, 8 kişi neyse kalınca yavaş yavaş işte bakın söylediğim olay hayat bulmaya başladı. Gol yediler ve çok daha sert oynamaya başlıyorlar. Ve ilk kırmızı kartı gördüler. Allah'tan bunlar olmadan önce bunu söylemiştim size. Bu arada oyuncu değişikliğine ihtiyaç duyduk. Sakatlandığı için oyuncumuz. Evet, bilgisayara karşı genel oynanış bu şekilde ama Sensible Soccer'dan farklı bir oyun olduğunu çok net söylüyorum. Bu da oyunu iki kişi özellikle arkadaşınıza karşı oynarken gayet oynanabilir kılıyor. Diyelim. Evet, uzun bir santral neredeyse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ve eski futbol oyunlarının bir hastalığı olarak da kaleciyle karşı karşıya kalırsın iki pasta. Ama altı pastan vurduğun top maalesef kalecinin eldivenlerinin arasında erir. Burada da bol bol bu olaya şahit oluyoruz. Evet, bedava bir gol yedik. Niye yedik hiç anlamadım. Tekrar izliyoruz. Yani oradan da gol olmazdı diye düşündüm ama maalesef kaleci baka kaldı. Ve umarım soyunma odasına bu beraberlikte girmeyiz. İleride pas atacak kimse olmuyor bazen. Bu da çok büyük bir oyun hatası olarak söyleyebileceğim bir şey. Vurduk direkten döndü. Kaleci topu taça gönderdi. Evet, ısrarla faul yapmaya devam ediyorlar. Şuraya yollasak gitti mi gitti. Bir şut gene kalecide. Evet, inanılmaz geldi. İyi bir pas. Evet, golü vermedi. Bence goldü. Gol gibi geldi bana. Şimdi videoyu geri almamız lazım. Bakmak için. Yorumlara yazın. Ben gol gibi gördüm. Evet, bir sakatlık ve bir oyuncu değişikliği daha. Evet, hücumdaki tek oyuncum bu. Bunun artık ne yaparsam o yani. Ve evet. Demek ki yetiyormuş tek adam. Orta sahanın az ilerisinden topu alıp gördüğünüz gibi sağlı sollu hareketlerle iyi bir şut gönderdik ve gol geldi. Bir şut daha gene kaleci. Evet, çok güzel ataklar bunlar. İyi paslaşmalar. Bir şut direkten döndü. İtalya canavar gerçekten. Faul. Bir deneme. Top dışarıda. Evet, güzel yere. Bir şut ve gol.
Evet, 3-1 yapıyoruz. Şekildeki gol. Evet, yerinde bir müdahale. İleriye topu. Attık, şutu çektik kaleci. Çok güzel. Yine faul. Yani serbest atışı ayarlamak gerçekten çok çok zor. Var mı kimse bizden? Var aslında. Şuna vereyim. Onunla çekeyim şutu. Ha, müsaade ederlerse tabii. Evet, lüzumsuz bir faul benden. Güzel bir vuruş bu sefer. Kaleci güzel tuttu, Allah'a var. Çok iyi yere. Bir şut ve top yine ağlarda. Dördüncü gol bu şekilde geldi. Gol yedikçe daha agresif oynamaya başlıyorlar. Enteresan bir tercih veya hata, hiç bilemiyorum. Bir şut daha kaleciye. Bir şut kötü. Şutu çektikten sonra topa falso verebilme olayı. Biz tabii belki ilk Sensible Soccer'da görmüştük ama buradaki de çok tatlı işlenmiş, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi biraz yiğidi öldürüp hakkını da vermek lazım. Evet, %100 hakim olduğumuz bir mücadele bu şekilde sonuçlandı. Evet, şimdi kimi seçelim? İyi takımla başladık. İyi takımla devam ettik. Bu sefer orta düzey takımlardan birini seçeyim istiyorum. Çok zayıf bir takım da seçmek istemiyorum tabii ama. Mesela Portekiz olabilir. Portekiz olabilir. Rakip de Fransa olsun. Evet, güzel bir maç bizi bekliyor olabilir. Şöyle bilgisayar yaptım. Şimdi şunu player 1 yaptım. Ve evet, Portekiz'de bakalım ne yapacağız. Yani 94 senesindeki Fransa da muhteşem bir takım değil ama 94 senesindeki Portekiz'in de iyi olmadığını söylemek zor olmaz. Evet, sakatlıyorlar. Daha maça başlar başlamaz oyuncumuzu. Evet, hakem taç işareti yaptı. Evet, arkadan bir müdahale aslında. Kart vermesi lazım. Gene arkadan müdahale ve en has oyuncumu maalesef soyunma odasına almak mecburiyetinde kalıyorum. Harika bir şut, kaleci çıkardı.
Oraya top gitmez. Şöyle, onu da yapamıyorum. Şöyle bir şey denedim ama denemesem daha iyiymiş. Evet, iyi geldi Fransa. Şu kanatlardan oynamamın sebebi, eğer topu kaybedersem ani bir şekilde bir şut gene kaleciye. Ayda, hiç olmadı bu. Kanatlarda kaybedeyim topu ki. Yani bana böyle bir %100 gol pozisyonu olarak gelmesin. Yoksa önümdeki adama attığım zaman o maalesef %100 gol pozisyonu olarak kaleciyle karşı karşıya kalacak. Bunu demek istiyorum yani. Evet, nihayet kırmızıyı gördü. Yani 3 kişi değiştirebiliyorsunuz ya maksimum bir maçta. Onun için oyuncu değiştirme haklarınız da bitiyor. Sürekli faul olunca oyuncu değiştirmek mecburiyetinde kalıyorsunuz ve bilgisayar otomatik bunu yapıyor sizin için. Bu arada bir kırmızı daha gördüler. Kaldılar 9 kişi. Umarım bundan sonrası bizim için çok zor bir maç olmaz. Ama bizim takımı gerçekten şutu çok zayıf. Yani Brezilya ile çok daha rahattım o konuda. Evet, tehlikeli geldiler. Hemen paslaşarak kullanıyorum. 9 kişi oldukları için saha bende. Bunu bol bol top sürerek avantaj olarak kullanmam lazım. İyi pozisyon ve top ağlarda. İlk yarının sonunda 9 kişi kalan Fransa karşısında golümüzü buluyoruz ve soyunma odasına umarım ki rahat gideceğiz. Evet, bu sefer de ben gereksiz bir faul yaptım. Çünkü zaten maç bitmiş yani. Evet, bu iyiydi. İyiydi dediğim yerinde bir müdahaleydi yani. Evet. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Evet, ileride kimse yok bizden de. Ah. Evet, bizde kaldı gene. Şu arkadaş boş. Aha. Ayda. Ayda. Dediğim gibi kaleciyle karşı karşıya kalıp eski futbol oyunlarında kalecinin üstüne topu vurma olayı bu oyunda da başımıza dert. Güzel bir vuruş. Kaleci güzel çıkardı. Şuraya kadar gelir mi? İyi kötü geldi valla. Bir vuruş köşeyi düşündüm ama maalesef dışarıda.
Evet, iyi geldi. Oruç kötü. Hadi be. Evet, gittikçe kaleye yaklaşıyorum. Hadi be, üst direkte patlayan bir top oldu bu. Bir şut gene direkt. Bir şut zayıf. Evet, adamları inanılmaz bunalttık. Onların yerinde olmak istemem gene direkt. Evet, zayıf bir şut. Evet. Baktım gidiyor. Evet, güzel. Galibiyeti aldık. Bu şekilde. Evet, videonun sonuna gelelim. Böyle bir oyun bu oyun. Ben bunun diğer versiyonlarını da oynayacağım. Hiç unutamadığım versiyonu bu Sega Genesis versiyonuydu çünkü ilkti. Daha sonra zannedersem Super Nintendo versiyonunda bulup, Sega CD versiyonunda bulup oynamıştım. İlkinin heyecanını alamamıştım. Zaten benzer problemler oyundaki, yani bu berbat menü tasarımı artı agresif ve sürekli kırmızı kart gören rakip futbolcular diğer oyunlarda da var olan sorunlardı. Hatta zannedersem bir versiyon inanılmaz hızlıydı. Hiç hız ayarı da yapamıyordun. O da oyunu oynanabilirlikten çıkarıyordu. Diyelim ve bu videonun da sonuna gelelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.